se laisse au Far West. Il arrive au galop, le cowboy héros. Il s'en tirait plus rapide, plus rapide que le monde. Et son mémoire va plus vite que l'éclair, au temps de l'élu. Hareketli bir kasaba olmalı burası. Benim gibi iyi bir atın böyle bir kasabada ne işi olabilir? Bu hareketli kasabadaki salonun hemen kapanması gerekiyordu. Valinin emriyle. Ama bu işin kolay olmayacağını anlamıştım. Zeki adamsın ha? Ellerini kaldır. Burayı kapatma zamanı geldi dostum. Henüz değil. Söylediğim gibi Fenton kasabası resmi olarak kapanmıştır. İşini hala bitiremedin mi? Biri dışında hepsi tamam dostum. İçimdeki bir ses şimdi gideceğimizi söylüyor. Hadi Dildil. Aklımı okuyor olmalı. Yeni bir mahkum için yerim var mı Warden? Evet, sanırım bir yer bulabiliriz Redkit. Ama gelecek sefer telgrafla rezervasyon yaptırman gerekiyor. Bunu unutmayacağım Warden. Daltonlar hala sorun çıkarıyor mu? Artık sorun olmuyorlar. Hala ulaşamıyorum. Herkes parmaklarının ucunda yükselsin. Çok az kaldı. Aa, bu benim en iyi arkadaşım Redkit. Biz köpekler eski dostları görmeyi çok severiz. Biraz daha iterseniz yetişeceğim. Kendimi kollarına bıraktığında Redkit buna çok şaşıracak. Çok kötü iniştir Rintintin. Ama sen iyi bir köpeksin. Evet, işe yaramaz iyi bir köpek. Fenton'ı buraya getirdiğin için teşekkür ederim Redkit. Önemli değildi. Adios Warden. Arkadaşıma hoşça kal demem gerekiyor. Yaşasın. Sorun da başardım. Dışarıda manzara güzel mi Joe? Hayır. Onu sevmiyorum, onu sevmiyorum, onu sevmiyorum, onu sevmiyorum, onu sevmiyorum. Bir gün bütün bu işkence sona erecek. Uçacağım. Kuş gibi. Tamam çocuklar, bir gün için yeterince egzersiz yaptınız. Ayağa kalkın. Benim adım Fenton. Texas'taki tüm kanun kaçakları paralarını harcayıp saklanmak için benim kasabama gelir. Benim restoranımda yerler. Restoran mı? Restoran mı dediniz? Tamam çocuklar, hücrelerinize dönün. Bu hapishaneden kaçmamız gerekiyor. Fenton'ın kasabasını ele geçirebiliriz. Evet, adını da Avalan şehri koyarız. Hayır, kas kafalı. Haklısın Joe. Kas kafalı şehri kulağa daha hoş geliyor. Adını Dalton şehri koyacağız. Bu bizim ilk mesajımız Warden. Peki ne yazıyor Spark? Buna inanamıyorum. Mesajda böyle mi yazıyor? Hayır. Joe Dalton'u hemen bırakmamız yazıyor. Buna inanamıyorum.
Artık özgürsün Joe Dalton. Yaşasın. Artık özgürüm. Özgürüz. Üzgünüm çocuklar. Sadece kardeşiniz Joe. Kardeşlerine hoşça kal dediğini söyleyeyim mi Joe? Hayır. Onlara sadece döneceğimi söyle. Kaçmalarına yardım edeceğim. Evet, valiye telgrafı gönder Sparks. Joe Dalton talimattaki gibi serbest bırakıldı. Evet efendim, mesaj gönderildi. Çabuk yanıt verdiler efendim. Hayır. Hayır, Joe Melton'u bırakmamız gerekiyormuş, Dalton'u değil. Evet, umarım bizi bağışlarlar. Herkes hata yapabilir efendim. Bu mesajı ben göndersem daha iyi. Fenton'ı hapishaneye gönderdikten sonra yerli dostlarımla birlikte bir öğle yemeği yedim. Ama fırtınadan önceki sessizlik hakimdi. Bak şef, duman mesajı. Diyor ki telgraf, Redkit'e telgraf var. Onlara bizi burada aramamalarını söylemiştim. Evet. Redkit imzalayın. Elbette evlat. Bütün işlerini bırak, Red Kit, stop. Joe Dalton evinden kaçtı. Stop, onu durdur, stop. İmza, Ward. Bunun yemeği bitiremeyeceğimiz anlamına geldiğine eminim. Hadi düldül. Ben size demedim mi? Joe Dalton'un özgür kaldıktan sonra kardeşlerine yardım etmesinin uzun sürmeyeceğini biliyordum. Kardeşlerimin kaçmasına yardım etmek zorundayım. Bu teknik her zaman işe yaramıştır. Bu bombayla ne yapacaklarını iyi bilirler. Hey, bu bombayı kim fırlattı? Bu çok tehlikeli. Bu güzel duvarı havaya uçurabilir. Gördün mü? Şimdi başımız gerçekten derde girecek. Hemen oradan çık kas kafalı, özgürsün. Teşekkür ederim Joe. Teşekkür ederim Joe. Bu sen misin Joe? Tanıyamadım. Uzun zamandır buradayım ve bu kapıyı hatırlamıyorum. Ama bu iyi kalpli insanları tanıyorum. Evet, gide bir telgraf daha göndersen çok iyi olur. Bu sefer sakıncası yoksa acele olsun. Acele et Güldül. Çok geç olmadan hapishaneye varmak zorundayız. Telgraf! Redkit'e telgraf var! Artık çok geç. Artık çok geç Düldül. Dalton çetesi hapishaneden kaçmış. İyi günler dilerim. Görünüşe bakılırsa şansımız yok Düldül. Ama sanırım Daltonların yerini biliyorum. Vay canına! Rintintin, burada ne arıyorsun sen? Tabii. Bu mümkün mü acaba? Daltonların mı peşindesin? William, etrafa iyi bakın çocuklar. İşte burası. İşte burası. İşte burası. Burası neresi? Burası Dalton şehri. Eski Fenton kasabası Kas Kafa. Fenton kasabası Kas Kafa. Bence bu isim eskisinden daha iyi oldu. Kapının tamiri ne durumda Avaret? Çok iyi çalışıyor Joe. Gördün mü? Bu kadar çalışmak yeter çocuklar. Bunu daha sonra da halledebiliriz. Nasıl istersen Joe. Nasıl istersen Joe. Başardık Joe. Evet. Dalton şehri yerleşime açıldı. Yakında bütün bölgeye hükmedeceğiz. Ve Red Kit'i tam burada karşılayacağız. İşte burada. Ama Joe, kasabayı açtığımızı nereden bilecekler? Bu çok kolay. İşte bu bayrakla. Yaşasın. Bırak bayrağı direğe ben çekeyim. Kas kafalı, beni yere indir hemen. Bir dakika. Sanırım birini görüyor. Vay canına. Bu Red Kit. Hadi onu yakalayalım. Onu yakalayalım. Onu yakalayalım. Evet, onu yakalayalım. Beni aşağı indirdikten sonra demiştim. İşte geliyor. Ne? Red Kit nerede? Tam arkanızdayım çocuklar.
Ama Joe nerede? Tam arkandayım Red Kit. Biz köpekler eski dostları bir arada görmeyi çok severiz. Red Kit'le ne yapacağız Joe? Bunu ne zaman söyleyeceğini merak ediyorum. Onun işini hemen bitirmeyeceğiz. Otel işine başlayacağımız için Red Kit'i kendimiz için kullanacağız çocuklar. Bizim ilk müşterimiz sen olacaksın. Oo, görünüşe bakılırsa her zamankinden kötü bir ceza bu. Bu da senin arkadaşın. Yemeği tek başına yemen gerekmeyecek. İşte kahvaltınız. Yumurta az pişmiş. Ama ben yumurtamı çok pişmiş severim. Onu duydun avare. Adama çok pişmiş yumurta getir. Sen nasıl diyorsan Joe. İşte çok pişmiş yumurta. Fikrimi değiştirdim. Yağda pişmiş yumurta istiyorum şimdi. Adamı duydun Avarel. Yağda pişmiş yumurta getir. Yağda pişmiş yumurta. Bu sefer yumurtanın nesi var kovboy? Bir şey yok. Tabii köpekleri beslemek istiyorsan. Ama bir kanun kaçağına yedireceksen daha iyisini yapmalısın. Şimdi seni ben... Dur sakin ol, sinirlenme avaret. Müşterinin her zaman haklı olduğunu bilmiyor musun? Bir şey daha var. Böyle bir yerde yemek yiyen bir kanun kaçağı size nasıl saygı duyabilir ki? Sen söyle. Burada biraz müziğe ihtiyaç var. Ve dansçılara. Adamı duydunuz. Hadi dans edin bakalım. Ama Joe, biz dans edemeyiz. Müşteri her zaman haklıdır kas kafa. İşte bu bir at gülüşünü hak ediyor. Eksik olan bir şeyler var. Evet. Yatacak yer olması gerekir. Evet. Çok zeki bir müşterisin Red Kit. Ben de aynı şeyi düşünüyordum zaten. Umarım bu oda seni memnun eder Red Kit. Hayır. Ben daha büyük bir odayı tercih ederim. Tabii elbette. Hayır. Burası çok gürültülü. Bilmem gerekirdi. Hayır. Fazla kasvetli. Şimdi beni dinle. Unutma Joe, müşteri her zaman haklıdır. Umarım bu odayı seversin. Gösterecek başka odam kalmadı. Evet, iyi görünüyor. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa haber ver yeter müşterim. Bunu söylemene çok sevindim. Çizmelerimin parlatılması gerekiyor. Atımın dişlerinin fırçalanıp nallarının temizlenmesi gerekiyor. Müşteri her zaman haklıdır. Ve buna atlar da dahildir. Planım çok basitti. Daltonlar kasabayı müşterilere açana dek hiçbir şey yapmamak. Sonra bu bölgeye giren bütün kanun kaçaklarını yakalayacaktım. Oda servisi. İşte yumurtanız Red Kit. Tıpkı arzu ettiğiniz gibi. Sakıncası yoksa camı kapar mısın? Kahvaltı yapmak için fazla gürültü var. Evet efendim. Adım Louisiana Lulu ve bunlar da dansçı kızlarım. Pensilvanya kızımla Texas güzelim. Sanırım bana gülümsedi. Bana gülümsedi. O kız kimseye gülümseyemez. Sadece bana gülümser, tamam mı? Bana gülümsedi. Beni de gülümsememi ister misin Joe? Git, bir problemim var. Hep böyledir. Yani problemini söyle. İyi bir dinleyiciyimdir. Evet. Lulu gösteri için bol miktarda seyirci istediğini söylüyor. Yoksa gidecek mi? İhtiyacın olan şey Dalton şehrini haritaya kaydettirecek büyük bir olay. Evet. Büyük bir olay. Ne gibi? Bildiğin gibi. Evet.
Bir düğün. Kimin düğünü? Seninle Lulu'nun düğününe ne dersin? Doğru. Benimle Lulu'nun düğünü. Benimle Lulu'nun mu? Ama evlenmek için çok gencim. Yani işletmem gereken büyük bir kasaba var dostum ve sonra... Büyük bir kasaban olduğunda biraz fedakarlık yapmak zorundasın Joe. Ha, tamam bunu yapacağım. Ama ona sen teklif edeceksin Red Kit. Ben çok utangaçım. Sen her şeyi bana bırak Joe. Düğünlerde genellikle ağlarım ama bu düğünde çok güleceğim. Evet Red Kit, ne söyledi sana? Lulu evet dedi. Ama bu aramızda kalsın. O bayan en az senin kadar utangaç. Yaşasın! Louisiana Lulu'yla evleneceğim ve Louisiana Joe olacak. Sorun mu var Joe? Hayır. Lulu'yla ben evleniyoruz. Hey! O halde senden sonra belki ben evlenirim. Joe Dalton'un düğününü duyurmanın bölgedeki bütün kanun kaçaklarını bu kasabaya çekeceğini biliyordum. Biz köpekler yardım etmeyi çok severiz ama keşke dudakların birbirine yapışmasaydı. Bu köpek daha önce hiç tutkal yalamamış. Bu davetiye kime gidecek Red Kit? Albay Whiskers Cracker Calvary mi? Onu kim davet etti? Sence de sakıncası yoksa benim eski bir dostumdur. Tamam ama başka birini davet etme, tamam mı? Konuk listemiz şimdiden doldu Red Kit. Pekala. Şimdi bunları dağıtayım. Joe Dalton'dan daha zeki olduğunu mu sanıyorsun? Bunları dağıtacağını söyleyerek buradan kaçacaksın. Kardeşlerim davetiyeleri dağıtır. Her nasılsa Joe Dalton'un kardeşleri davetiyeleri bölgedeki bütün haydutlara ulaştırmayı başarmışlar. Al bakalım. İşte. Merak etmeyin, hepiniz davetlisiniz. Bu arada Dalton şehrindeki salonda Avarel düğün pastasını bitirmek üzereydi. İtiraf etmeliyim Avarel. Bu pasta gerçekten muhteşem olmuş. İşte şimdi bitti. Kas kafa! Merak etmeyin. Köşedeki ağırı bedava park edebilirsiniz. Bunun iyi bir fikir olduğuna emin misin Joe? Evet. Depom biraz kalabalık olmaya başladı. Planım işe yaramıştı. Ne dağıttıklarını bilmiyorum ama sonuna kadar beklemeye kararlıyım doğrusu. Bakalım listede var mı? Adın neydi? Tamam. Şuraya imzala. Şimdi geçebilirsin. Bu taraftan efendim. Hey, beni unuttun. Rezervasyonunuz var mı? Şimdi yaptırdım. Bu taraftan efendim. İşte bugünün özel yemeği, yumurta. Nasıl istersiniz efendim? Az pişmiş, çok pişmiş, yağda pişmiş. Bu bana birazcık dar geldi. Avarel, benim smokinimi giymişsin. Öyleyse benimkini kim giydi? Seninkini de ben giymişim, kas kafa. Evet, nasıl görünüyoruz Red Kit? Bana göre yan yana dizilmiş 4 penguen gibi görünüyorlar. Evet, artık hazırsın Joe. Şahane. Öyleyse sevgili geline damadın onu beklediğini söyle lütfen. Gösterinin başlamasına 30 saniye var bayan. Hemen aşağı geliyorum cowboy. Aşağı gelecekmiş Joe. Çok iyi. Öyleyse ona yüzüğü verebilirim. Yok hayır, hemen değil. Nasıl olur? Belinizde silah taşırken bunu vermen uygun olmaz. Tabii. İşte bak, bunlara göz kulak ol. Dikkatli ol. Eğer düğün olmayacaksa buradan ne arıyoruz? Evet, ne arıyoruz? Tükürün, sakin olun. Bakın, sakin olun. Tamam, sakin olun. Bu işi kim başlattı Joe? Tabii ki ben. Ve sizi tutukluyorum. Red Kit. Ama Joe, silahlarımızı ona vermek kimin fikriydi? Kapa çeneni, kas kapa. Kimse beni içeri atamaz. Yakalayın.
Evet. Onlar Redkit'i oyalarken kaçmanın tam sırası. Hesabı Alaska'ya gönderin. Ben bu bayanın yerinde olsaydım alacağımı almaktan tamamen umudumu keserdim. Mermim kalmadı. Merak etmeyin. Albay Viscous Cricket Calvary hizmetinizdedir Redkit. Davetiyenizi aldım. Ve bunu kabul edip yanımda 9 askerle birlikte buraya geldim. Albay tam zamanında geldiği için minnettardım. Ama Daltonlar kadar minnettar değildim. İmdat! Sakin olun hanımlar. Daltonlar gidecekleri yerde sizin için artık problem olmayacaklar. Böylece Dalton şehri terk edilmiş hayalet bir kasaba olmuştu. Gerçekten terk edilmişti. I'm a poor lonesome cowboy. I'm a long, long way from home. And this poor lonesome cowboy has got a long, long way to roam. Over mountains, over prairies. Dawn till day is done. My horse and me keep riding into the setting sun. Dum-de-dum, dum-dum. Lonesome cowboy. De la estufa west, il arrive au galop, un cowboy. Il sentirait plus rapide, plus rapide que le vent. Et son revolver va plus vite que l'éclair, au sens des lumières. C'est un homme qui n'a peur de personne, même pas des dalles. Evine giden şu yalnız kovboyu görüyor musunuz? O benim, Redkit ve güvenilir atım Düldül. Biz ayrılmaz bir ikimiz. Düldül sadece bana şans getirmekle kalmaz. Ortada bir neden yokken başımızın belalardan kurtulmasını nasıl? Her neyse, Düldül ve ben yeniden kasabaya dönüyoruz. Dalton kardeşlerin hücrelerinde olduklarından emin olacaktık çünkü. Hiçbir hapishane onları tutamamıştı. Bu yüzden liderleri Joe Dalton'u Rintintin adında bir bekçi köpeğine zincirlemiştik. İğrenç! Benden uzak dur lanet olasıca hayvan! Ay, benimle oyun oynamak istemesine bayılıyorum. Git buradan! Hoşça kal. Ve sonunda Rumble Gorge, Batı'nın en küçük üçüncü kasabası. Ve ünlü Dalton kardeşler çetesiyle isim yapmış bir kasaba aynı zamanda. At yıkama işini bitirdikten sonra onları göreceğim. At yıkama. İşini bilen bir kovboy değerli atıyla her zaman ilgilenmeli. İşlerinin fırçalanmasını gerçekten çok severim. Hadi Düldül, o küçük
küçük yaşlı bayanın hayatı tehlikede. Hadi Dülgün, hadi. Yine her zamanki sıradan işler. Merak etmeyin adam. İşte yakaladım. Beni yere indir seni sersem yaratık. Benim yardıma ihtiyacım yok. Ama küçük tatlı yaşlı bayanlara batıda yardım edilir madem. Sırtımdan bir araba yük geçmiş gibi hissediyorum. Fırında bir şeyler oluyor dostum. Hadi çabuk ol, beni daha fazla bekletme. Üzgünüm anne, al bakalım. Tekrar özür dilerim madam. Önemli değil evlat. İyi günler dilerim anne. Bir sorun mu var ortak? Korkacak bir şey yok yabancı. O anne Dalton. Anne Dalton. Dalton çiftesinin bir anneler olduğunu bilmiyordum doğrusu. Yüzden ona sesimizi çıkarmıyoruz ya. Ama sesi soydu. Evet, öyle yaptığını sanıyorum. Çocukları hapiste olduğu için depresyonda olmalı. Onun için üzülüyoruz, soymasına izin veriyoruz. Dükkanları soyduğunu düşünmesi onu rahatlatıyor da. Onun ölçüleri uymazsa anne geri getirebilirsin. Hayır, çok iyi uydu. Onunla oynamayı bırak evlat. Küçük sevimli Dalton çocuklarımı görmek zorundayım. Ziyaretçi saati. Bu senin için kardeşim. O da senin için kardeşim. Bu da senin için. Ve bu da... Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Ben kimseye seslenemiyorum. Bunu nereden bilelim? Daha önce yapmamıştık. Size nasıl taş kırılırmış göstereceğim. Redkit'ten nefret ettiğim kadar aptal köpeği Redkit'ten de nefret ediyorum. Benimle ilgili hep güzel şeyler söylüyor. Yo Dalton, bir ziyaretçi var. Şu işe bak, bir ziyaretçi. Şu işe bakın. Joe taşları nasıl kıracağını gerçekten biliyor. Üzgünüm Rintintin. Bugün senin ziyaretçin yok. Daltonların ziyaretçisi var. Bizim mi? Bizim mi? Benim mi? Çocuk! Bizim! Anneniz sizi görmeye geldi çocuklar. Şimdi üstünüzü temizleyin. Çabuk ol Düldül. İçimden bir ses Dalton kardeşlerin sorun çıkaracağını söylüyor. Rintintin'in başı dertte olabilir. Umarım öyle olur. Büyüme çağındaki çocuklarıma ekmek getirdim. Teşekkür ederim anne. Ve size sürpriz bir şey getirdim. Hücremizin anahtarlarını mı? Dinamit mi? Silah mı? Lütfen bana ipucu ver, yoksa bir toptan daha büyük bir zaman şey mi? Zaman doldu. Olamaz. Sevimli bir şey. En sevdiğiniz kedi. Kedi mi? Biz köpekler kedileri kovalamayı çok severiz. Yine mi? Olamaz. Tamam, durun. Dalton anne dur dediğinde durmak gerekir. Ve duruyorum. Üzgünüm bayan, zamanınız doldu. Ama çocuklarınız Daltonları yakında yine göreceksiniz. Bundan emin olabilirsin dostum. O ekmeği bana ver hemen. Şunu bana ver. Seni gerizekalı sersem. Annemin getirdiği aleti parçalamışsın. Paramparça olmuş. Bunu ben buldum dostum. Evet, bununla pencerenin parmaklıklarını keserim. Hayır, kuş beyinliler. Bu hücrede pencere diye bir şey yok ki. Peki bununla ne yapacağız Joe? Geleceğiz. Kendimize bir kapı yapacağız. Ben
endişelenmeye başladım. Umarım çok geç kalmamışızdır. Çok geç kaldınız. Niye? Ziyaretçi saati bitti mi? Hayır, Daltonlar hapishaneden kaçtılar. Ben de bundan korkuyordum işte. İnsanın en iyi arkadaşıyla gezintiye çıkması ne güzel oluyor. Olduğun yerde kal. Bir şey yapmıyorum, durmaya çalışıyorum. Anne, eve geldim. Joe Dalton, içeri girmeden önce ayaklarını silmeni sana kaç kez söyledim. Ama anne. Kardeşin avareyle bakar mısın? O çok iyi bir çocuk. Ha, o iyi bir çocuk, ben de iyi bir köpeğim. Bu izleri takip etmek kolay. Kaçarken çok derin izler bırakmışlar. Bir at haritası bulmaya ne dersin peki? Daltonların izlerini takip etmek çok zordur. Ama iyi bir kovboy çok uzakları görebilir tabii. Avaren, al bakalım. Önce senin tabağına koyuyorum. Teşekkür ederim anne. Bir tabak daha alabilir miyim? Yeter! En büyük kardeş benim. Kapa çeneni. Yanındaki köpek de kapasın. Lanet olası köpek. Beni dışarıda bekle. Şimdi yemeğimi alabilir miyim anne? Oy. Joe! Sana masadan kalkman için izin vermemişti. Bunun için üzgünüm anne. Anne, anne. Buret git, buret git. Teşekkür ederim anneciğim. Gerçekten minnettarım. Redkit'e pusu kurup buraya getirmeniz için bir gününüz var. Dur. Nereye gittiğini sanıyorsun? Dur ve orada kal. Dalton kardeşlerinin annesi emrettiğinde köpekler dinler. İşte geliyor. Onu yakalayalım. Hadi yakalayalım. Hadi yakalayalım. Hadi yakalayalım. Evet ama nasıl? Bizler yukarıdayız. O aşağıda. He? Ona tuzak kuracağız kuş beyinli. Şimdi gidip bir kaya bulun, tamam mı? Her şeyi benim mi düşünmem gerekiyor? Atın bakayım. Bu sefer asla kurtulamaz. Hava bulutlandı. Birazdan yağmur yağabilir düzdün. At yıkama servisinden sonra bu çok iyi gider. Şimdi her yerim çamur içinde kalacak. Evet, gök gürültüsü sesine benziyor. Baksana Joe, işe yaramadı. Onu biliyorum. Redkit'ten nefret ediyorum, nefret ediyorum, nefret ediyorum. Nefret, 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 nefret. Çocukların şimdiye dek dönmeleri gerekirdi. O lanet olası kovboy çocuklarıma bir şey yapmış olmasın. Pekala, harekete geçme zamanı geldi. Hadi. Ne yapmam gerekiyor? İçgüdülerim onu kovalamamı söylerken Dalton anne... Dur! Yere yat. Ve ben kalk diyene kadar da kalkma. Orada kal. Böyle mi duracağım? Bu şekilde her yerim tutulabilir. Terk edilmiş bir kulübe. Böyle bir etrafa göz atayım. Bu da ne? Kırılmış bir mahkum zinciri. Sanırım Daltonların izini bulduk Düldür. Aman ne güzel. Çok sevindim. Tamam Daltonlar. İçeride olduğunuzu biliyorum. Ve içeri girip sizi yakalayacağım. Evet, ayaklarımı paspasa silersiniz. Şu işe bak. Evin içinde kimseler yok. Sen Rin Tin Tin olmalısın. Ben seni kapı paspası sanmıştım. Bekçi köpeği olmasındansa paspas olması iyi. Hadi oğlum. Daltonlar elimizden kaçıyorlar. Sana hadi Daltonlar elimizden kaçıyorlar dedim. Sana Daltonlar elimizden kaçıyorlar dedim.
Daltonların annesi buraya yatmamı söyledi ve kesinlikle kalkamam. Gidelim Düldül. Rintintin'in cesarete ihtiyacı var. Ben de bundan korkuyordum. Kendinizden utanmalısınız çocuklar. Bana başka seçenek bırakmadınız. Ama anne, yeni bir teknik deniyorduk. Evet evet, onu burada kapana kıstıracaktık. Uygun bir yer biliyorum. Benimle gelin. Geliyorum anne. Ama anne, burası gerçekten çok pis. Biraz temizlik yapmanın zararı olmaz. Evet anne, ben temizliğe başladım bile. İşte iyi bir çocuk. Bu avarelden nefret ediyorum, nefret ediyorum. Sizler avarele yardım edeceksiniz. Ben de bir şeyler almak için kasabaya gideceğim. Nereye Joe? Temizliğe yardım etmen gerekiyordu seni. Ben de kasabaya gidiyorum. Yazar kasaların temizlenmesi gerekecek. İnan bana. Dükkandaki bütün mallarımı istiyorsun anne. Ciddi olamazsın. Sen nasıl istersen anne peki? Arabamı arka tarafa çekeceğim. Malları oradan yüklemek istiyorum. Ama anne istiyorum. Yine mi çocuklarına gidiyorsun? Artık değil evlat. Ha? Gördün mü Düldül? Rintintin'e biraz vitamin içirince hemen kendine geliverdi. İyi akşamlar madam. Olamaz. Bu o, yatmalıyım. Vitaminlerin etkisi çabuk geçmiş. Biraz daha getirmeliyim. Bu kasabayı soymak bir kapıyı açmak kadar kolay. Bu ses de neyin nesi? Aa, iyi hareket Rintintin. Joel Dalton'u yakalamışsın. O mu yakalamış? Daltonlar kendiliğinden yakalandı. Beni kimse yakalayamaz. Ben size ne demiştim? Gidip onu yakala Rintintin. Sana gidip onu yakala dedim. Pekala çocuklar, kurtuldum. İşleri bitirmek için sabah çok erken kalkmamız gerekiyor. Ve işte istediğin şeyler anne. Gidelim. İyi takipti Rintintin ama sanırım onu kaybettik. Aa, avarelle ev tertemiz olmuş. Sen çok iyi bir çocuksun. Hey, masayı da hazırladım anne işte. Ah evet, çok düşüncelisin. Diğer kardeşlerin gibi değilsin. Bu avarelden nefret ediyorum. Küçük bir çocukken bile annem onu severdi. Daha kısa olabilirim ama daha zekiyim ben, zeki. Ve istediğin elbiseleri de hazırladım anne. Aa, çok güzel, ne kadar hoş. Hediye. İşte bu. İşte anne, bu çiçekleri senin için topladım. Aa, çok tatlısın. Bu giysiyle kendi kardeşim Avrel'i bile kandırdım. Biraz temizlik yaptığımda annemin gözüne yine gireceğim. Nasılsın Rintintin? Günaydın madam. Olamaz, yine o kadın. Yatmaktan çok sıkıldım. Lanet olası kovboyla o sevil köpeği bile inandı. Şimdi sıra bu aptalları kandırmakta. Lanet olası çocuklarım yüzünden kasabaya bir tur daha atmak zorundayım. Merak etme hayatım, onları bulacağım. Günaydın anne, para yatırmaya mı geldin? Hayır evlat, çekmeye geldim. Hepsini çekmeye geldim. Ama anne, banka soymak büyük bir suçtur. Bu işi ilk kez yapmıyorum evlat. Hadi çantayı doldur. Doldur şu çantayı. İnsan bu zamanda hiç kimseye güvenemiyor. Merhaba anne. Nasılsın? Joe Dalton, o komik elbisenin içinde ne yapıyorsun? Ben anne aslında şey yapıp... Aa, beni kızdırma evlat. İmdat, bankamız soyuldu. Evlat, sana banka soyman için izin vermemiştim. Sen doğruca eve git. Bu para yerine iade edilecek. Anne, hayır. İmdat, anne Dalton bankamızı soydu. Bir soygun mu? Çabuk ol Düldür. Bu sorunu çözmek zorundayız.
Tamam burada dur. Ne yani, mesafe 10 metre miydi? Tamam Bay Bankacı. Hayır, yine olmasın. Sizi suç üstünde yakaladım madam. Sen Redkit olmalısın. Evet, benim adım Redkit madam. Benimle ne yapmak istiyorsun? Çantanın içinde sadece tatlı kediciğim var. Sahi mi? Böylece Dalton kardeşlerin annesini banka soygunundan dolayı hapishaneye göndermiştim. Düşünün çocuklar, annemizi hapisten çıkarmanın mutlaka bir yolu vardır canım. Ve Dalton kardeşlerin annelerini kurtarmak için buraya geleceklerini biliyordum. Umarım bu işe yarar Redkit. Ne komik elbise. Herif, gözünüzü anne Dalton'un üstünden ayırmamanız gerekiyor. Çocuk oyuncağı. O dört Dalton kardeşi yakalamanın tek yolunun anneleri gibi giyinmek olduğunu biliyordum. Avarel nerede? Onu ahırda bıraktım. İhtiyacımız olduğunda atları getirecek. Dinamitimiz hazır mı? Burada. Patlamaya da hazır. Hayır! Sana dinamit elindeyken ateşimini söylemedim. Birazdan burada olmaları. Hadi anne, seni kurtaracağız. Annemin nesi var dersin Joe? Çok kötü görünüyor. Onu taşımamız gerekecek. Ne ağır, buradan oldukça uzakta. Daha iyi bir fikrim var. Benim de bir fikrim var ve o fikir bendenizin. Biraz kilo mu aldın anne? Redkit'in atı elimizde olduğu sürece bizi asla izleyemez. Evet, harika fikirdi Joe. Harika. Belki eğer üstünden öyle görünüyordur. Hepsini birden yakalayana dek Daltonların dibinden ayrılmasam iyi olacak. Önce böyle bir şey yapmamıştım. Bu arada anne Dalton hücresinden kaçmayı başarmıştı. Konukseverliğin için teşekkür ederim Şerif. Ama sevimli kedimi bulmak zorundayım. Sweety! Sweety! Neredesin Sweety? Sweety madene dönmüş olmalı. Harekete geçene dek Daltonların meşgul olmalarını istiyordum. Seni hala çok seviyorum anne. Anne? En çok beni sevdiğini biliyordum anne. Önce benim tabağıma koydun. Ama annem en çok beni severdi. Böyle bir şey yapmazdı. İşte bu konuda haklısın evlat. Bu anneniz değil. Bu kovboy Redkit. Adım Redkit madam. Ellerini havaya kaldır kovboy. Siz nasıl diyorsanız madam. Redkit ışıkları söndürdü. Ona ne veriyorum, ona ne veriyorum, ona ne veriyorum, ona ne veriyorum. Merak etme Joe, onu yakaladım. Gördün mü? Seni kutlarım Avarel. Doğru bir iş yapmışsın. Yanlış. Benim çocuklar, anneniz. Hemen üstümden kalkın sersemler. Bir dakika daha verelim. O zaman Alex savaş biter. Nefret ediyorum. Yeter artık. Redkit'ten nefret ediyorum. Nefret, 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 nefret. Hayır. Bu sefer buradan çıkmamız imkansız çocuklar. Evet. Daltonların kendi kendilerine yakalanacaklarını söylemiştim sana. Ben de onların yakalanacağını söylemiştim. Madenin kapısını açıp onları çıkaralım. Bir dakika dur evlat. Nasılsın anne? O yaptığın iş yasalara aykırıdır. Bu iş kedinin ağaca çıkması kadar kolay olacak. Bir kedi mi dedi? Özür dilerim madem. Buna ihtiyacımız olmayacak. Yakaladım. Rin Tin Tin. Eski dostumuz Rin Tin Tin. Biliyor musun, burası o kadar da kötü değil. Evet, kendimi evimde gibi hissetmeye başladım. Yemeğiniz hazır çocuklar. Önce sen gel Avarel. İstediğin gibi pişirdim. Elbiseni çok sevdim anne. Redkit'ten nefret ettiğim kadar Avarel'den de nefret ediyorum. Ve böylece Daltonlar yine hapishaneye gönderildikten sonra Düldül'le ben batının tipik gün batımında yollara düştük. Ne
neden her zaman gün batımında gidiyoruz? Bu manzara beni çok kızdırıyor, çok. I'm a poor lonesome cowboy. I'm a long, long way from home. And this poor lonesome cowboy has got a long, long way to roam. Over mountains, over prairies, from dawn till day.